içerisinde. Bir ümmet var. Mazlum milletler var. Bir Türkiye var. Ve Türkiye kuşatılmak isteniyor. İçeriden parçalamak isteniyor. Türkiye'nin çevresindeki ülke. Niye güç sahipleri karşısında süklüm püklüm oluyorsunuz ya? Kimde güç görüyorsanız oraya koşuyorsunuz ya? Hani gücün hukuku geçerli değildi, hukukun gücü geçerliydi. Mehmet Metiner güçlüyse onun etrafında. Abdülkadir güçlüyse onun etrafında. Hani Hakk'ından yana olacaktık biz ya? Hani Hakk'ın sesi olacaktık biz ya? Hani hakikata ait olacaktık biz ya? Ne oldu bize ya? Ne oldu bize? Gücü nerede görüyorsak orayı görüyor ve güçlünün karşısında da el pençe yılan duruyoruz. En büyük vekilim. Kerametinden sual olmaz Sayın Belediye Başkanı. Allah yani ya da senin gibi sen kardeşim. Ne bu? Önce böyle diyerek birbirimizi azdırıyoruz. Sonra kibir abideleri olarak dolaştığımız zaman da bizi eleştiriyorsunuz. Anlamıyorum sizi ya. Bizi bu hale siz getiriyorsunuz. Sonra da bizi eleştiriyorsunuz. Şu sayın kelimesinden nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etme. Sayın vekilim, sayın ya. Yani Abdülkadir kardeşim desen, Mehmet abi desen, Mehmet kardeşim desen ne olur ya? Ama içimizden bazıları diyor ki hayır. İlla ben bütün sıfatlarımı sayacaksın. Sayın milletvekili, sayın bilmem ne komisyonu üyesi, sayın bilmem ne Allah'ım ya. Bir de çok meraklıyız ya. Ya biz Abdullah'ız ya, Allah'ın kuluyuz ya. Çok istersiniz. Arkadaşlar, yani adaleti tercih etmemiz lazım. Adaleti. Adalet. Evet. İktidar çok önemli. Ama iktidardan önce başka şeyler de önemli arkadaşlar. İktidar hepimizi değiştiriyor. Değiştirdi. Kim ki değişmedi diyorsa yanlış söyler. Güç insanı zehirler. Para insanı zehirler. Makam insanı zehirler. Peki fakir fukaradan mütevazilik bekliyoruz. Ya fakir fukaraya mütevazilik yakışmaz ki. Adam zaten garip kurama fakir fukara yani. Mütevazi olmaktan başka bir seçeneği var mı? Mütevazilik kime yakışır? İktidar sahiplerine, güç sahiplerine yakışır. Maşallah. Zaten kimse kurumumuzdan dolayı, tafranızdan dolayı yanımıza yaklaşamıyor yani. Garip kurabayı unuttuk ya. Unuttuk yani. Bir garip yanımıza yaklaşsa, kulağımıza bir şey söylese vaktimiz yok. Belediyemize gelse toplantıda. Ama bir zenginin geldiğini, her bir patronun, bir holding sahibinin maşallah kapıda karşılarız. Şeye kadar olmalarız. Bu ne ya? Bizi buraya taşıyan bu garip kurala fakir fukara arkadaşlar. 15 Temmuz'da gördünüz ya. Kimleri köşe bucak taştı değil mi? Meydanlarda ne yiğit insanlar var. Ne yiğit insanlar vardı ya. Ev öpülesi insanlar onlar ya. Bugün varsa bunların sayesinde vardı. Kim 15 Temmuz'da alçak FETÖ darbesi gerçekleşmiş olsaydı hangi birimiz nerede olacaktı? Ama çabuk unutuyoruz. 15 Temmuz'da unutacağız size söyleyeyim ben. İktidarına borçlu olduğumuz insanları unutuyoruz. Unutmayın arkadaşlar. Biz de bir gün öleceğiz. Öleceğiz. Ötesi yok. Hesabımızı Allah'a vereceğiz. Birbirimize vereceğiz. Ama gerçekten Allah'ın bize bahşettiği iktidar milletinin kıymetini bilmemiz lazım. Bu iktidar öyle gerekli bir şeydir ki o olmadan hiçbir şey yapamıyorsun. Ama iktidara yenik düştüğün andan itibaren de her şeyi kaybediyorsun arkadaşlar. Tek şey kazanma. Bir şey kazanayım. Peki ne kazanacaksın? Öte dünya yok zaten. Çok şükür hiçbirimiz öleceğimize inanmıyoruz yani. Ve en son biz öleceğiz herhalde. Herkes ölecek, en son biz öleceğiz. Ya ölümün kime ne zaman geleceği belli değil. Ahiret inancımızı kaybettik ya. Teorik olarak inanıyoruz ama Allah'a hesap vereceğimize herhalde inanmıyoruz. Öte dünya. Hepimiz gözümüzü bir makama dikmişiz. Kendinden bahsediyor. Yarın milletvekili listesinde görmezse kıyamet mi? Kutsalımız diye bu milletvekili ya. Lanet olsun ya. Olursa olur, olmazsa olmaz ya. Gerekli mi? Gerekli. Ama görev verilirse, baş göz üstüne verilmezse de başka türlü çalışırız ya. Bir nefer olarak çalışırız ya. Aslanlar
yapmış olmamız lazım. Efendim Kürtsün, niye hedefle oy vermiyorsun? Hadi oradan ya. Sen kafirsin, ben kafirim, yani ne işim var? Hiç kimse kusura bakmasın. PKK, HDP, kafir bir ideolojiyi Kürtlere yaymaya çalışan bir örgütün adıdır. Hiçbir Müslüman, bizzat Kürt'ü onların yanında yer olamaz. İnkara değerli bir ideolojidir. Ama ne yazık ki oy verenler içerisinde dindar Kürt kardeşlerimiz de var. Bindikleri gemi onları sahil-i selamete götürmüyor. Ama bindikleri Pekka'nın gemisinde 5-6 numası tıkıyorlar. Ama Pekka'nın kıblesi farklı. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biraz değineceğiz. Türkiye'de neler olup bittiğini değiştirir. Uyarın için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ama eğer salonda böyle bir genel algı oluşursa ben eminim ki genel bir algı bu.